Merhaba arkadaşlar, ben İknur Dökmez. Takı Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere peyote tekniği ile nasıl üçgen yapılır, nerelerde kullanabiliriz, bunu anlatmak istiyorum. Bir sonraki peyote üçgen çalışmasında da model nasıl oluşturacağız, bunu göstereceğim. Şimdi gerekli olan malzemelere geçelim. Boncuk ipi, boncuk iğnesi, makas, 3 ya da 4 farklı Miyuki marka 011 numara Delica boncukları kullanacağım. Bu Miyuki marka Delica boncuklar ilbeyaz.com'dan gelmişti. Bu videonun açıklamalar bölümüne linkini ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. ilbeyaz.com YouTube kanalımın aboneleri için sitelerinden yapacağınız tüm alışverişler için indirim kuponu verdiler. İndirim kuponu sadece 2021-02-16 tarihine kadar geçerli. Yani yaklaşık 2 haftalık bir tarihimiz var. Bu indirimi kaçırmayın derim. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Videoma başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz boncuk ipleri çeşitli markalarda bulunmakta. Sağlamlıkları da ona göre. En sağlamları içlerinde Delica boncukları kullanırken en çok kullandığımız marka Miyuki markasının ya da Naibont'un da kullanıyoruz. Ama şunu belirtmek istiyorum. FGG'nin ipi gerçekten çok harika. Bilhassa kendim denedim. Hepinize tavsiye ederim. Deneyin bakın bir. Bu da Japon malı bir ip. Aynı zamanda ilbeyatta da bulunuyor. Bir miktar ip kestikten sonra boncuklar kaymasın diye ipin sonuna boncuk kullanabilirsiniz veya böyle stoper var, yani boncukların kaymaması için bu. En sonuna bunu böyle geçiriyoruz çok kolay bir şekilde, yaylı bu da aynı zamanda. Bunu taktıktan sonra boncuklarımız kesinlikle kaymıyor. Ve iğneme 3 tane Delica boncuk alıyorum. Ben bakır rengi seçmiştim. Sizler de istediğiniz rengi seçebilirsiniz tabii ki. Aşağı indirdikten sonra içinden bir tur döneceğim. Sağlam olabilmesi için. Direkt ipi bağlayabiliriz de. Ama böyle daha sağlam olduğunu düşünüyorum. Ve burada 2 tane düğüm atıyoruz. Ve bu şekilde bağladıktan sonra kamerayı biraz daha yakınlaştırayım. Bir tane boncuk ilerliyorum. İsterseniz ipi başta kesebilirsiniz. Ama ben tavsiye etmiyorum ipi kesmenizi. Sonra kesebilirsiniz. Çünkü esneme olabilir. Sonradan ortadan bir kopma oluşmaması için. Gördüğünüz gibi 1, 2 ve 3 tane boncuğumuz var. Bu boncukların her boşluğuna 2 tane boncuk yerleştireceğiz. Ve iğneme 2 tane Delica boncuk aldım. Hemen bu boşluğa bu şekilde geçiyorum. Aslında birazdan fark edeceksiniz. Herringbone tekniği olacak köşelerde. Ve yine 2 tane boncuk alıyorum. Ve ikinci boşluğa da yerleştirdim boncukları. Bu şekilde oldu. Tabii şöyle düzeltelim. Tekrar 2 tane boncuk alıyorum. Şimdi burada yapacağımız işlem 2 tane yerleştirdikten sonra 3.'yü de bu şekilde yerleştireceğiz. Ama bir üst sıraya geçebilmemiz için burada 2 tane boncuktan birden geçmemiz lazım. Bu işlemi her seferinde
aynı şekilde yapmamız gerekiyor. Bunu unutmamamız gerekiyor. Şöyle. Şimdi gördüğünüz gibi bu aralarda boşluk oluştu. Şurada ve şurada. Buralara peyote işlemi yapacağız ve buralarda herringbone tekniği olacak. Bir de şunu da göstermek istiyorum. Benim önceden yaptığım bu üçgende hafif böyle çıkıntılı, çukur içi taraftan da baktığımızda bunun oluşması için de hep orta kısma basarak dikeceğiz. Şimdi hep aynı renkle devam etmek istemiyorum ve yaptığım işi daha iyi anlamanız için. O yüzden sadece bu köşelerde bakır rengi koyacağım. Buralarda da renkleri değiştireceğim. İki tane bakır boncuk alıyorum. Gördüğünüz gibi burası ikili ve burada o yüzden iki tane boncuk aldım. Şöyle düzeltelim. Ve burada peyote yapmamız gerekiyor. Turkuaz boncukla devam ediyorum. Ve araya burada peyote işlemi yapacağım. Ve diğer köşeden çıkmış olacağım. Şimdi ikinci köşedeyiz ve iğneme tekrar iki tane delika boncuk aldım. Ve buradan hemen giriyorum atlamadan. Ve elimizde düzeltiyoruz. Tabii buna alışınca bu kadar ağır yapmayacaksınız. Tekrar boşluğumuz var. O yüzden burada yine peyote işlemi yapacağım. Ve bir tane turkuaz boncuk alıyorum. Diğer üçüncü köşeden geçiyorum. Ve iğne ile bu şekilde düzeltebiliriz. Tekrar iğneme iki tane bakır rengi boncuk aldım. Ve buradan hemen geçiyorum. İki tane turkuaz boncuk yerleştirdik ve sonuncu turkuazı da yerleştireceğim. Yani son köşeye geçmiş olacağız. Ve bir tane turkuaz rengi boncuk aldım. Buradan yine biraz önce anlattığım gibi bir üst sıraya geçmek için iki tane boncuktan aynı anda geçiyorum. Bu şekilde. Tekrar iki tane bakır rengi boncuk aldım. Ve buradan hemen geçiyorum. Burada peyote işlemi yapacağız. Farkındaysanız burada boşluklarımız çoğaldı. Boncuk aldım. Hemen buradan boşluğu dolduruyorum ve turkuazın içinden geçiyorum. Ve bir tane daha turkuaz rengi boncuk aldım. Hemen buradan bakırın içinden geçtim. Ve diğer köşedeyiz. İşimiz bu şekilde oldu. Ve köşede olduğumuz için bakır rengi boncuk aldım iki tane. Buradan hemen geçiyorum. Aynı burada yaptığımız işlemi burada da yapacağız. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edecek. Ben devam ediyorum. Sizler de devam edin. Bir üst sıraya geçeceğiz burada.
ve bir tane turkuaz rengi boncuk aldım. Burada yapmamız gereken iki tane boncuğun içinden aynı anda geçiyoruz ve bir üst sıraya geçmiş oluyoruz. Şimdi yeni sıradayız. Küçük bir üçgenimiz oluştu. İsterseniz bunu düz bir şekilde de tabii ki örebilirsiniz. Mesela bir bileklik yaptık diyelim. Bilekliğin üzerine bir süs yapabiliriz. Buraya da bir çıt çıt dikebiliriz. Ve bunun uzun olduğunu düşünün. Buradan çıt çıtı birleştirip kapatabiliriz. Yani üzerine bir süs oluşacak. İstediğiniz bilekliğe de böyle süsler de yapabilirsiniz de. Ya da küçük minik küpeler de yapabilirsiniz bu şekilde. Motif olarak koymak istediğinizde buradan aralardan girip dikmemiz gerekiyor. Şimdi yeni bir sıradayız. Ve köşelerde olduğumuz için tekrar iki tane boncuk alıyorum. Ve buradan geçiyorum. Burada herringbone tekniği yapmış olduk. Ve burada yapmamız gereken, eğer modelli yapıyorsak modele göre devam edeceğiz. Ya da tekrar turkuaz koyabiliriz. Buraya ayrı bir renk koyabiliriz. Ve bir tane turkuaz rengi boncuk aldım. Burada hemen öndeki turkuazdan geçtim. Burada renk ayrımı yapacağım buradaki boşlukta. O yüzden kahverengi boncuk alayım. Kahverengi boncuk aldım ve turkuazdan geçtim. Ve bir tane turkuaz rengi boncuk aldım. Burada bakır renginden çıkıyorum. Şimdi burada köşeye geldiğimiz için tekrar bakır rengi boncuk alacağım. İsterseniz her tarafını ayrı renkte yapabilirsiniz. Ya da aynı renkte de yapabilirsiniz. Size kalmış. İki tane bakır rengi boncuk aldım. Ve buradaki köşeden geçiyorum. Aynı burada yaptığımız işlemi burada da yapacağız. Turkuaz rengi boncuk aldım. Kahverengi boncuk aldım. Tekrar iğneme turkuaz rengi boncuk aldım ve buradan bakırdan geçiyorum. Ve diğer köşeye gelmiş olduk. Ve burada tekrar iki tane bakır rengi boncuk aldım. Hemen ipin yanındaki bakırdan giriyorum. Turkuaz rengi boncuk aldım. Kahverengi boncuk aldım. Tekrar turkuaz rengi boncuk aldım. Burada sıra bittiği için, diğer sıraya geçmemiz için farkındaysanız burada biraz daha uzun. Burayı anlayacağız, yani hiçbir zaman atlamamamız lazım. Eğrilikler oluşabilir. İkisinden aynı anda geçiyoruz boncukların. Bu şekilde. Hafif de kavis olmuş oldu. İşimiz bu şekilde, istediğiniz büyüklüğe gelene kadar bu şekilde devam edeceksiniz. Hiçbir farkı yok. Aynı işlemi devam ediyoruz yani. Ve en sonunda bitince de aralardan dolaştırıp ipimizi kesiyoruz. Şimdi bittiğini farz edelim. Yani buradan böyle dolaşarak, aslında düğüm atmamıza gerek yok. Bu şekilde dolaşarak
aralarına gireceğiz. İstediğiniz yerden ip görünmeyecek şekilde dolaşmamız lazım. Ve kendiliğinden düğümleyeceğiz aslında. Bir aşağı bir yukarı çıkabiliriz. Ya da iki aşağı iki yukarı. Ve buradan da tutup bu şekilde kesiyoruz. İşimiz bu şekilde oluyor. İpimizin bittiğini farz edelim. Yeni ip takacağız ya da. Nasıl yapacağız? Onu da hemen göstereyim size. İpi taktık. Buradan aradan dolaşıyorum. Herhangi bir yerden gireceğiz. Sadece bittiğimiz noktayı bulmamız lazım. Ya da tam köşelerde bittiyse bizim için tabii ki daha iyi. Bu şekilde ben giriyorum. Aynı bitirirken nasıl yapıyorsak o şekilde aradan dolaştırarak ipi düğümlemiş oluyoruz aslında. Ben de kendiliğinden düğümlemiş oldum. Nerede kaldığınızı unutmayın tabii ki. Benimki tam bu şekilde tamamladığım için sırayı bir şey olmayacak. Yani istediğim yerden başlayabilirim. Buradan yukarıya çıkıyorum. Boncuklar atlamamaya da dikkat edin. Kontrol edin arada. Şöyle ipi çektiğimizde gördüğünüz gibi düğümlenmiş, yani sağlamlaşmış. Şimdi işimize tekrar başlayabiliriz. Tekrar iki tane bakır alarak başlıyorum. Bu şekilde. Bir tane turkuaz rengi boncuk aldım. Tekrar turkuaz rengi boncuk aldım. Tekrar aynı turkuaz renkle devam etmek istiyorum. Küçük bir desen oluşturayım. Bir tane turkuaz rengi boncuk aldım. Tekrar bir tane turkuaz rengi boncuk alıyorum. Köşelerde herring bone tekniği yapıyoruz. Buralarda da peyote, yani orta kısımda da peyote tekniği yapıyoruz. İşimiz bu şekilde. Dediğim gibi istediğiniz büyüklüğe gelene kadar devam edeceksiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımdan anında haberdar olmak için zile basıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.